Nelere dikkat etmeli ve ilk haftadan itibaren artık kontrolleri nasıl yapmalıyız? Öncelikle bebek isteyen çiftlerin hemen ilk ayda sonuç alamayacaklarını ya da alamama ihtimalleri de olduğunu bilmeleri Evet. lazım. Hiçbir kusuru olmayan, sorunsuz bir çiftin bir ay boyunca düzenli birlikteliğe rağmen gebelik elde etme şansları sadece %25'tir. Yani dörtte bir. Dörtte bir. O yüzden bir yıl beklenebilir. Tabii burada önemli bir noktanın altını, önemli bir noktaya parmak basalım. Evet. Bu her şeyiyle gebelik, gebe kalabilme açısından riski olmayanlar için bir yıl. 39 yaşında, 42 yaşında bir kadın evleniyorsa bir yıl beklemeyebilir. Ya da daha önceden bilinen bir problemi olan bir kadın çocuk için çalışmalara başlayacaksa ya da denemelere başlayacaksa bir yıl beklemeyebilir. Hemen hızlandırılabilir bu süreç. Aynı şekilde erkeğin bilinen bir rahatsızlığı varsa beklenmeyebilir. Bu konuda erkeklerin yaş avantajı var. Erkeklerde bir yaş sınırı yok baba olabilmek için. Kadınlarda maalesef var. Günümüzde de hızla o yaş aşağı doğru da geliyor. O yüzden günümüzün kadınları daha aktif, hayatın içindeler, daha çok çalışıyorlar, eğitimlerini ileriki yaşlara kadar götürüyorlar. Ve 30'lu yaşlarda evlenen kadınların oranı gittikçe artmaya başladı. Onların eğer bebek istiyorlarsa bu işi de ertelememeleri, buna da bir profesyonel anlamda bir iş gibi bakmaları lazım. Hazırlık süreciyle ilgili eğer anne adayı da baba adayı da bilinen bir sorunu yoksa bunun için başvurabilirler. Yani bir hekime biz artık bebek düşünüyoruz ne yapmamız lazım diye başvurabilirler. Kendi başlarına bir şey planlamaktansa burada parantez açarak da şeyi söyleyelim. Aslında bu televizyon ekranları gerçi direkt doktordan uzmandan bilgi alındığı için fayda sağlıyor ama özellikle internet, Google vesaire doktora gitmeden çözüm aramaya çalışan insanlar için veya araştırma yapan insanlar için hem faydalı bir platform ama aynı zamanda tehlikeli. Yani yanlış bilgiler alabilirler. Çünkü internetteki bütün bilgiler kesin bilgiler değil. Çeşitli siteler, işte kadınların kendi aralarında kulaktan dolma bilgilerle yazdığı yazılar da karşımıza çıkabiliyor arama motorlarında. O yüzden ondansa bir hekime başvurup biz işte bebek düşünüyoruz ne yapmamız lazım? Hekim orada erkekle ilgili bir sperm analizi yapacaktır. Çok basit, ucuz. Hemen alabilen, sonuç alabildiği bir dönem. Daha doğrusu hemen sonuç alabileceği bir test. Ve o testi yaptıktan sonra kadınla ilgili de bir iki hormon analizi, bir ultrasonografi yetiyor. Ama bunlara gitmiyorum, ben sağlıklı olduğumu düşünüyorum diyorsa bir hanımefendi. O zaman folik asit alarak günlük 0,4 ila 0,8 miligram daha fazlasına gerek yok. Folik asit hayvansal gıdalarda var. Vejeteryanlarda özellikle veganlarda ya da lakto-vejeteryan diyoruz işte bu grupta et yemeyenlerde mutlak gerekiyor. Et yiyenlerde de takviyenin hiçbir sakıncası yok. Dünya Sağlık Örgütü bunu onadı. Son dönemlerde bu konuyla ilgili de spekülasyon var. İşte fazla folik asitin otistik çocuk zarar doğum oranını arttırdığına evet. yönelik ama bu ispatlanmış da bu sadece iddia. Ve dünyanın her yerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün onayıyla folik asit gebelikten önce veriliyor. Yani hamile kalmayı düşünüyorum o zaman folik asit almaya başlıyorum diyecek kadınlar. Sonra da gebe kalır kalmaz yani adet geçer geçmez kendi test yapabilir, idrar testi yapabilir ama o testi yaptıktan sonra mutlaka ultrasona doğrulanması lazım. Neden? Çünkü test pozitif olduğu halde yani gebelik kesindir aşağı yukarı %99'un üzerine doğruluk payı var. Test kesin sonuç verir ama gebelik kesindir sadece normal gebelik mi dış gebelik mi bunu anlayabilmek için mutlaka hekimle görüşmek lazım. Sizinle ultrasona girmek lazım. Çünkü dış gebelik olup hasta tamam testi de çıktı nasıl hamileyim günüm de geçti deyip beklerken o dış gebelik tüpte olduğu için rahimde değil tüpte olduğu için o tüpü parçalayıp iç kanamayla anne hayatına bile evet. mal olabilir. O yüzden hemen testin pozitif çıkmasının akabinde ultrasona doğrulanması.